benim doğum tarihim 341'di. 88 yaşındayım. Ahlat'tayım. Biz o zaman tabii Şam'ın inkılabından dolayı uymadık. Aşiret olarak bizim Mutlu'daki aşiret, bu bana aşireti. Evet. Tamamen sürdüm ettiler. Evet. Türkiye'nin muhtemel yerlerine çektiler. Biz Kastamonu'ya düştük. Kastamonu'ya gittiğimizde ustaz oradaydı. Evet. Ustaz bizi şeyde Çaycı Emin Efendi bizi götürdü. O evde kaldık. Oradan artık apı çıktı geldi. Herhalde bir şeydi. Boş bir evdi. Zamanı Ermeniler vardı herhalde orada. İşte onlar gidince o ev boş kalmıştı. Ustad biz Kastamonu'ya gittiğinde o evi verdilerdi. Karakoldan uzak olma dolayısıyla aldılar karakol karşısına. O ev boş kaldı. Bizim gittiğimizde ustad haberi oldu. Tamam. Ondan sonra bizi götürdüler, o evde kaldık yani. 39'da gitti, 49'da afı çıktı, geldi. Gittiğimizde usta Kastamonu'daydı. Tabii onun mektuplarını, bazı hizmetlerini ben gider, o zaman yaş küçük olduğu için karakoplarına şey etmezdi, gider gelirdi. Bütün ustadın mektuplarını o zaman yani 4-5 tane beraber kaldı. Götürü atardım. Ondan sonra orada tabii Denizli bir mahkemesine gitti. Bir daha dönmedi Kastamonu'ya. Orada tabii 7-8-9 ay öyle mahkemede kaldılar. Bugün yarın idam edecekler diye. Fakat beraat ettiler. Ondan sonra usta bir daha Kastamonu'ya gelmedi. Onlar tabii bağlıydılar onlar. Onlar da sürgüne gitmişlerdi. Dolayısıyla artık gelenler, kahveleri vardı. Onun vasıtasıyla gelirlerdi. İşte ben de o zaman küçük yaştaydım. Onlar ağlarken mahalle içerisinde, yani karakolun karşısından değil de arkadan götürürdüm. Usta'dan kapsın atar gider görürsünler, çıkar giderlerdi. Kendileri yasaktı. Fakat ben kahvede çalı çaycının da valliydi. Allah rahmet eylesin, vefat etti. Onun vasıtasıyla gelirlerdi. Çaycı düşerdim. Başka yoldan yani arkadan götürürdüm. Usta'dan görüşürlerdi. Ve çıkar giderlerdi. Ben orada çalışıyordum. Kahvede çalışıyordum. Şimdi ben gittiğimde birkaç şey vardı. Artık soruları neyse bilmiyorum. Evet. Ben bile dedim, ben dedim, nuskacı değilim. Evet. Benim Kur'an'ı gösterdi. Bunu işin gelen başka üstüne ben başka işlerine uğraşamam dedi. Ve adamlar çıktılar gittiler. Ben de o zaman gitmiştim. O tarzda tesadüf ettim buna yani. O zaten hiçbir şey değil. Onu daima gecede çay kendini kahvesinde başladı. Ama oturdu akşama kadar ya ustadın yanında olurdu. Veya fırtınalar da kahvede otururdu. Çay verdi. Evet. Askere de gitti. Yüzbaşı Bahtı dedi bu sakal kırkılmaz. Ve askerliğini bitirene kadar sakalına gitti, sakalına geldi. Ağabeyim de ağabeyince boyunu kırpmadılar yani. Askeri giderken iki ustadı gördü. Onun şekilde bir askerin yüzünü selamet de gidip yerlerdi. Elini ölçük iki askeri. Askerden geldi, daha ustad oradaydı tabii yine. Şimdi beş vakit namazı, zaten namazını kılıyordu. Terk etmedi namazı da. Ve rahat dedi. Yüzbaşı çok severdi onu. Zaten fazla yemesi yoktu yani. Hatta bazen de kendisi ormana çıkardı. Hatta onun camlı orman vardı arkada. Giderdi, gezerdi, gelirdi yani. Karakol çok üzerinde durardı yani. Kimseyi de görüştürmezdi. Fakat o görüşme meselesinde biraz da alışmışlardı, pek şeyler de sıkı durmazlar üstünde. Ustadla beraber çıkmadım da
Yani ruhsat çıkardı. Ruhsat ben çıkardım canlısı. Nefes alır gelirdi tekine. Mehmet Zeydi bazen beraber belki gider. Fakat kendisi en sevgi yalnız gider. Çaydanlığı beraber götürürdü.